Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TİKA, işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 22. dönem savaş muhabirliği eğitimi başladı. Çok güzel bir işbirliğimiz var Anadolu Ajansı'yla. Kariyeriniz başarılı olsun, yolunuz açık olsun. Hiçbir haber sizin canınızdan kıymetli değil. Yeni dönem eğitiminin başlaması dolayısıyla atölyede tören düzenledi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anadolu Ajansı Savaş Muhabirliği Eğitiminin tanıtım filmi izlendi. Anadolu Ajansı Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, savaş ortamını gören her gazetecinin önemsediği, o şartları yaşamış herkesin önemsediği çok önemli bir eğitim bu ve bence biricik. Yani dünyada çok sayıda eşi benzeri de yok. Biz Londra'daki örneği incelemiştik. Çok düşük düzeyde yapılan bir eğitim. Ama bu eğitimde gerçekten Türkiye'nin en tecrübeli kurumları, Türkiye'nin en tecrübeli eğitmenleri, Polis Akademisi Başkanlığı, AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri, buradan eğitmenler bu eğitim veriyorlar. Dolayısıyla biricik bir eğitim bu. Tabii şimdi Irak'ta, Suriye'de, Ukrayna'da savaşları düşündüğümüzde savaşların her an her bölgede bundan sonra da olabileceğini biz öngörebiliyoruz. Dolayısıyla aslında hazırlıklı olmak, her daim kendimizi hazırlıkla tutmak gerekiyor. İşte biz burada bu yüzden önümüzdeki 12 gün boyunca sizler için gerçek savaş ve afet ortamını, bu sadece bir savaş muhabirliği eğitimi değil, bunun içerisinde afet de var, afet eğitimi de var. Afet ortamını simüle edeceğiz. Olası bir savaş ve afet durumunda yaşayabileceğiniz her türlü olumsuz durumu önünüze getireceğiz. Tabii Ufuk Başkanım biraz şey yaptı, sizin gözünüzü korkuttu. Ama ben bunun altından sizin başarıyla kalkacağınıza inanıyorum. Amacımız savaş ve afet durumunda mesleklerinizi icra edebilecek, bunu yaparken de can güvenliğinizi sağlayabilecek donanımı sizlere kazandırmak olacak. Sevgili arkadaşlar, biz bu eğitimi bir tek bir modülden oluşan bir program olarak düşünmüyoruz. Az önce bahsettim, bu eğitimin bir amacı sizlere savaş ve afet durumlarını hazırlamak ama ikinci ve ben en az onun kadar önemsediğim başka bir amacı daha var. Anadolu Ajansı, Haber Akademisi, Polis Akademisi ve TİKA ile sizler arasında biz uzun vadede sürdürülebilir bir dostluk ve işbirliği, bir ilişki kurmak istiyoruz bu eğitimle birlikte. Bizler bu eğitimler bittikten sonra da eğitimlere katılan tüm arkadaşlarımızla irtibatımızı sürdürüyoruz. Onlarla iletişimimizi farklı programlar altında devam ettiriyoruz. Bir örnek vereyim. Şimdi geçtiğimiz dönemde biz de eğitim almış, daha sonra Ukrayna'da gitmiş, sahada bulunmuş arkadaşlarımızla. Biz aynı zamanda eğitimimizle bir test etmek amacıyla hemen irtibata geçtik. Onlarla anketler yaptık. Sorduk, ya bu eğitim sizin o sahadaki aksiyonlarınızda işinize yaradı mı diye. Fazlasıyla faydalı olduğunu bize ilettiler. Sahada işlerini kolaylaştırdığını söylediler. Ne yapabiliriz başka diye sorduk. Bazı geri dönüşler oldu, feedbackler oldu. Onlara göre eğitim programımızı da güncelliyoruz. Başka bir örnek vereyim. Savaş muhabirliği çok zor bir iş. Savaş ortamında bulunmak gerçekten çok zor bir iş. Orada normal sıradan sokaktaki insanların ya da farklı alanlarda meslek icra eden gazetecilerin görmediği şeylerle karşılaşıyor arkadaşlarımız. Çok acı şeylerle, çok travmatik şeylerle karşılaşıyor. Bu da tabii beraberinde psikolojik bir yük getiriyor. Biz bu yükün farkındayız. Bu yüzden bu arkadaşlarımızın bir kısmını, hepsini değil çünkü dar kapsamlı yapılması gereken bir organizasyondu. Bir kısmını aldık. Türkiye'nin en ünlü psikiyatri Profesör Doktor Kemal Sayar'la bir araya getirdik. Buna travma ve stres yönetimi başlığı koyduk. Arkadaşlarımızla Kemal Sayar Hoca'yı bir araya getirdik, onları konuşturduk. Bu aslında onlara bir psikolojik küçük bir destek işiydi. Yani onlara biz kendilerini iyi hissetmeleri için bu yapılmıştı. Geri dönüşler de bizi çok memnun etti. TİKA sağ olsun, Anadolu Ajansımızı sağ olsunlar. Biz sadece işin eğitim kısmında yanlarında olmaya çalıştık. Toplamda 461 savaş muhabiri yetiştirildi bugüne kadar 21 eğitimde. Ve bu yetiştirilen 461 kişiden
170'i daha önce belirttiğim gibi 45 farklı ülkeden, neredeyse %40'lık bir oran. Yani bencil davranmadık derken birikimimizi dünyayla, dünya barışı için ve farklı coğrafyalarla paylaştık bu birikimlerimizi. Bugün 25 olacaktık. Yanılmıyorsam Özbek Yahya Bostan Beyefendi bir Covid sorunundan bahsetti. 24'e düşmüşüz. 24 farklı ülkeden 24 farklı katılımcı, hatırladığım kadarıyla 11'i de 11'i de Türkiye'den olmak üzere, öyle hatırlıyorum. 12 günlük bir eğitime başlıyoruz ve bugün Bismillah deyip hayırlısıyla harekete geçeceğiz. Ve 7 Ekim'de son bulacak bir eğitim bu. Adı Savaş Muhabirliği ama aslında savaşın olmamasını, savaşın önlenmesini arzulayan bir çabanın ürünü. Çünkü yine her zaman söylediğimiz şey, bir savaş, bir fotoğraf, bir haber savaş da çıkarabilir, barış da getirebilir. Dolayısıyla bu eğitimi bu anlamda hepimiz için çok kıymetli, çok gelecek adına faydalı olabilecek bir girişim olarak başlatıyoruz.